Metinlerle çalışmanın ikinci videosunda size anlatacağım husus kopyala yapıştırma seçenekleri, ayrıyetten bul ve değiştir seçenekleri. Bu iki seçenek. Esasen bul ve değiştiri ben zamanında anlattığımı hatırlıyorum. Ancak ki ara diye geçer bu. Bizim için biraz daha ayrıntılı olan kısmına girmeyi düşünüyorum. Öncelikle kes kopyala yapıştırdan bahsedelim. Ne de olsa metinler üzerinde çalışıyoruz. Olmazsa olmazlarımız. Kes kopyala yapıştırı birkaç şekilde aktif hale getirebilirsiniz. Tamamen bildiğiniz seçeneklerdir bunlar. Her programda çoğu metin düzenleme, zengin metin düzenleme editörlerinde görebileceğiniz düzen seçeneğinde kes kopyala yapıştır ve özel yapıştır mevcut. Ayrıca burada geri al yinele seçeneklerini de unutmayalım. Windows'daki genel kısa yol tuşları, butonları kullanılmakta. Bunun haricinde sağ tıklayarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Ya da kısa yol tuşları da bana göre en mantıklısı o. Bu işlemleri yerine getirebilirsiniz. Kes kopyala yapıştırı zaten biliyoruz. Ben Ctrl C ile kopyalıyorum. Ctrl V'ye basa basa yapıştırabilirsiniz. Şöyle Enter'da basalım. Bu bir. İki. Bunun haricinde bazen internet sayfasından aldığınız, kopyaladığınız başka internet sayfalarından, Word belgelerinden kopyaladığınız, başka işlemlere tabi tuttuğunuz yazılar karşınıza çıkacak. Siz bu yazıları iki şekilde taşımak istediğinizi farz edelim. Şimdi birinci senaryo şu. Ben var olan yazıları sadece yazı olarak almak istiyorum. Ne stili olsun, ne boyutu 66-70 büyüklüğünde olsun, bunun haricinde rengi vesairesi hiç zamazingosu olmasın. Sadece yazı olarak almak istiyorum. Bana yazı olan kısmı lazım diyorsanız, buradan bakın stilli bir yazı yazdım. Normal bir yazı yazdım. Buradan sağ tıklayıp kopyalıyorum. Dreamweaver HTML dokümanıma geliyorum. Dokümana sağ tıklayıp yapıştıra basarsanız olmaz. Özel yapıştıra geliyorum. Özel yapıştırda bakın karşıma 4 tane seçenek çıkıyor. Ki bence oldukça iyi bir seçenek. Dreamweaver'ın aldığı parayı hak ettiğinin kanıtlarından biri. Her programda bulacağınızı düşünmüyorum bunu. Özel yapıştır yapısı olan metini seçerseniz zaten buradaki Türkçe kullanmamızın avantajı burada. Satır kesmelerini koru, alt alta gitsin, paragraf aralıklarını temizle, fazla paragraf aralığı varsa onları yok et gibi düşünün. Yapısı olan metini seçerseniz stilli bir şekilde birebir buraya taşınacaktır. İşte paragraf, liste, tablo o tarzda hiç bozulmadan taşınmaya çalışılıyor. Yapısı olan metin temel formatlama, yapısı olan metin tam formatlama tarzında seçtiğiniz anda dikkatinizi çekiyorum. Bu stilli bir yazı olarak geliyor. Yazı tipi belli, stili belli. Bakın yazı tipi kalibri gövde. Birinci senaryo dediğim şeye geliyorum asıl. Ben sadece yazıyı yapıştırmak istiyorum derseniz yapacağınız şey düzen, özel yapıştır. Salt metine bastığınızda yani sadece metin olsun ki benim de en çok kullandığım budur. Ben sonra CSS ile düzeltirim. Tamama bastığınız anda bu normal bir yazıdır, bu stilli bir yazıdır. Seçeneklerin arasında fark var. İkinci senaryoyu tekrar gösterelim. İkinci senaryo da bu. Düzenden özel yapıştıra geliyorum. Yapısı olan metin. Genelde bu ilk ikisini kullanıyorum ben. Yapısı olan metin, paragraf, liste, tablo hiç bozulmadan taşınsın diyorsanız ya da temel formatlama kalsın diyorsanız tamam bastığım anda bu normal bir yazıdır, bu stilli bir yazıdır şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi bu bir. İki, kopyala yapıştırı her zaman size çözüm olmayabilir. O sebeple Dreamweaver size bir kıyak yapıyor. Ben şimdi bunu masaüstüne kaydedeyim. Deneme yazdım. Kapattım. Hiç kopyala yapıştır yapmanıza gerek yok. Şunu bilmenizi isterim. Dreamweaver, Word, Excel gibi programlardan otomatikman yazıyı, artık neyin nesiyse, çekiyor. Dosyaya basıyorum. Dosyaya bastıktan sonra içe aktar seçeneği var. Bakın içe aktar. XML şablonu, sekmeli veriler, Word belgesi, Excel belgesi. Siz bunları denersiniz.
Ben Word belgesini seçiyorum. Bakın ne çıkacak. Word belgesine basıyorum. Masaüstü. Deneme Word'e. Tıklıyorum. Burada dikkatinizi çekerim. Logics. Hatırladınız mı? Peki. Madem hatırladınız, devam ediyorum. Kalsın. Word paragraf aralığı temizle. Yani bir iki paragraf arasında 20 satır varsa 20 satırı bir satıra indiriyor. Otomatik temizliyor. Açığa basıyorum. Otomatikman eklendi. Kusursuz değil. Bunu bilin. Ama oldukça da işe yarayabiliyor. Bu alanda böyle. Ara kısmına geliyorum. Ara kısmında Ctrl F'ye de basabilirsiniz. Bul ve değiştir butonuna da basabilirsiniz. Yine aynı şekilde düzen, bul değiştir. Seçimi bul. Sonrakini bul da sizi aynı yere çıkartacaktır. Ben bul ve değiştir'i seçiyorum. Arama konumu, geçerli belge seçeneği kullanmanız gereken şey. Yani diyorsunuz ki bana anti-slip 1 adını kaydetmediğiniz için bu böyle olduğunu bahsetmiştim. Anti-slip 1'de arama yap. Aranan işte metin, kaynak kodu, kodlar, kod kısmında da arayabilirsiniz. Metin gelişmiş seçenekleri var. Çok çok ayrıntılı bir arama size sunuyor. Belirli etiketleri de arayabilirsiniz. Oldukça gelişmiş, oldukça iyi. Ben buradan buldan normali aramasını istiyorum. Bu değiştir şeyde kalmıştı. Bula basıyorum. Sonrakini bula bastığımda otomatikman buluyor. Harf durumunu eşleştir seçeneği büyüklük küçüklüğe göre Word kullananlar, Excel kullananlar, ofis programlarına hakim olanlar, OpenOffice de dahil buna, bileceklerdir. Harf durumunu eşleştirde, örneğin ben büyük harfle normal yazarsam, harf durumunu eşleştirde karşıma bir şey çıkmaz. Neden? Ben baş harfi büyük bir normal yazı istedim. Böyle bir şey yok. Normal yazısı var ama diğerlerinin hepsi küçük. Tam sözcükleri eşleştirden kastım şu. Mesela normal, sadece normal bulur. Normalizasyon kelimesi çıkmaz karşınıza. Normalizasyon kelimesini normal geçiyor diye bulmaz. Neden? Tam sözcükleri eşleştirden kasıt 6 harfli normali bul demektir bu. Boşluğu yoksa normal ifade kullanıp geçiyorum. Sonrakini bul seçeneği var. İşte tümünü bul seçeneği var. Tümünü bul da geçerli belgede kaç yerde yazdığı çıkıyor ve siz tıklamalarla ona ulaşabiliyorsunuz. Disket seçeneğini hatırlayın. Kaydetmenizi sağlıyordum. Değiştir seçeneği sizin değişiklik yapmanızı sağlıyor. Bakın normali anormal olarak değiştireceğim. Tümün değiştire bastığımda geçerli belgede yeşil çıktı. 3 ve bulundu. 3'ü de değiştirildi. Tekrar kontrol et. Burada benim en çok kullandığım alanlardan biri şu. Sitede seçilen dosyalar, seçtiğiniz dosyalar ve geçerli yerel sitenin tümü. Örneğin benim baktığım internet sitesinde takriben 300'e yakın sayfa var. Ve ben 300'e yakın sayfada bir kod hatası gördüm. Veya bir yazı, yanlış bir yazı yazdığımı gördüm mesela. Normal yazacağımı anormal yazmışım. 300 sayfada da geçiyor. Uç bir örnek oldu ama anlayın. Geçerli yerel sitenin tümünü, burada PHP'den kastı şu PHP klasör çıktığı için yanlış anlamayın. Normal yazısını bulup anormale çevirmek istiyorsam eğer tümünü değiştire basıyorum. Bu bana bir uyarı verecek. İşte geri alınamaz diyecek. Tümünü değiştire bastığımda 300 tane HTML normal yazısını arıyor ve anormale çeviriyor. Hiç tek tek aç kapağı değiştir aç kapa değiştire gerek kalmıyor. Geçerli yerel sitenin tümü.